kardeşlerim, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz üç dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biri. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum. Bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattı. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse, dünya beşten büyüktür diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyorlar. Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü doğrudan ve dolaylı baskıların sona erdirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri hak ettikleri akıbete düçar eylemek için her türlü gayreti gösterecek, her türlü çabayı ortaya koyacağız.
Jakarta tidak ada hubungan kita dengan Palestina, itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel, maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan seorang Muslim, andai tak percaya kepada Muhammad untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia. Tak perlu menjadi seorang Muslim untuk kasihan kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina.